Merhaba. Bu videoda Avusturya vizesi hakkında internette sıkça sorulan 10 soruyu sizlere cevaplamaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Gelin hep beraber sorularımıza bakalım. Birinci sorumuz, Avusturya vizesi almak kolay mı ya da zor mu? Buradaki kolaylık, zorluk iki türlü değerlendireceğim. Birincisi, göreceli olarak diğer ülkelerin vizelerine göre bakmak lazım. Eğer Kanada vizesiyle karşılaştıracak olursak Avusturya vizesinin onaylanması biraz daha muhtemel. Başvuran kişinin profiline göre değişmekle birlikte hani aynı vize profilindeki kişi Kanada'ya vize alamıyorken Avusturya'ya vize alma ihtimali olabilir. Ama örneğin Rusya vizesine göre karşılaştıracak olursak bu da zor olabilir. Rusya'dan rahatlıkla vize alabilecek bir kişi Avusturya'dan vize alamayabilir. Yani bu göreceli kavramı bu şekilde değerlendirmek lazım. Proses açısındansa hani evrakları toparlamak, başvuruları yapmak zor mu derseniz hani bence çok bir zor tarafı yok. Eğer iş yerinizle veya okulunuzla vesaire sponsorunuzla alakalı bağlantılarınız güçlüyse evrakları toplamakta sıkıntı çekmezseniz çok bir zorluğu yok. Evraklar yaklaşık 2-3 gün içerisinde toplanabiliyor. Ama bu konuda problem yaşayan kişiler oluyor. İş yeri bazen evraklarını vermek istemiyor ve o zaman başvuran kişiler de zorluk yaşayabiliyor. Bu tamamen kişiden kişiye göre değişecektir sorunun cevabı. İkinci sorumuz, Avusturya vizesi nereden alınır? Avusturya kısa dönem Schengen vize başvuruları VFS Global firması tarafından alınmakta. Bu firma Avusturya konsolosunun yetkilendirdiği, vize başvurularını almakla yetkilendirdiği bir kurum. Direkt olarak konsolosluğa başvuru yapılmıyor. VFS Global'e evraklarınızı teslim ediyorsunuz ve pasaportunuzu da vizeniz sonuçlandığında VFS Global'den teslim alıyorsunuz. Şu an için tek yolunuz VFS Global firması. Bu soruyu da VFS Global olarak cevaplamış olalım. Üçüncü sorumuz, Avusturya vize harcı ya da ücreti ne kadardır, nereye yatılır? Avusturya vize başvuru ücreti yaşa göre değişmekle birlikte yetişkinler için 60 euro vize başvuru ücreti var. 19,5 euro da VFS Global'in aldığı hizmet bedeli var. Bunun yanında pasaportunuzu adresinize yer isterseniz bir kargo bedeli alınıyor. Vize başvuru merkezinde fotoğraf çektirebilirsiniz. Formu orada doldurtabilirsiniz. O zaman ekstra ücretler giriyor. Kanalımda Avusturya vize başvuru ücretleri ile alakalı detaylı video var. Orada görebilirsiniz. Eğer hani her orada ekstra bir işlem almayacak olursanız bir yetişkin için 60 euro artı 19,5 euro yani 79,5 euro ücreti var. Ve bu ücret vize başvuru merkezine gittiğinizde sizin tarafınızdan nakit olarak ödeniyor. Herhangi bir IBAN numarasına gönderilmiyor veya kredi kartıyla ödeme yapılmıyor. Siz direkt nakit olarak vize başvuru merkezine gittiğinizde sizin tarafınızdan ödemeleri gerçekleştiriliyor. Dördüncü sorumuz, Avusturya vizesi parmak izi nedir? Kısa süreli Schengen vize başvurularında bütün ülkelerin uyguladığı bir prosedür bu. Siz VFS Global'e vize başvuru merkezine gittiğinizde siz de oradan evraklar teslim alınır, ücretler alınır ve parmak iziniz alınır. Parmak izinizi de orada veriyorsunuz. Başka herhangi bir yerde verilmiyor. Beşinci sorumuz, Avusturya vizesi kaç günde sonuçlanır? Ortalama olarak 6 ila 10 iş günü arasında sürüyor. Fakat genelde şöyle bir durum oluyor. Ya sizden ek evrak talep edebiliyorlar ya da ret verseler de size bir şans verip ekstra evraklarla bu ret sebeplerini kapatmanız durumunda vize alma ihtimaliniz de olabiliyor. Eğer öyle bir durum gerçekleşirse tabii bu 6 ile 10 iş günü olan süreç uzuyor. Sizin buradaki ek evrakları ne kadar sürede teslim edeceğinize de bağlı. Ama her şeyin olumlu gittiğini düşünecek olursak ortalama 10 gün içerisinde vizeniz sonuçlanıyor. Altıncı sorumuz, Avusturya vizesi davet mektubu nedir? Eğer aile ve arkadaş ziyareti vizesine başvuruyorsanız Avusturya'daki o yakınınızdan size online olarak davetiye hazırlanması lazım. Bu davetiye herhangi bir posta ile gönderilen, imzalanan bir evrak değil. Bunu Avusturya vizesi gerekli evraklar listesi videomda detaylıca açıkladım. Orada da ayrıca izleyebilirsiniz. Şu şekilde genel olarak size davetiye gönderecek kişi bağlı bulunduğu polis birimine gidiyor. Orada istenilen evrakları onlara teslim ediyor. Genelde maaş ile işle alakalı evraklar oluyor bunlar. Sizin bilgilerinizi de veriyor ve sizin için online bir davetiye oluşturuluyor. O davetinin de bir kodu oluyor, referans numarası oluyor. Bu referans numarasını sizi davet eden kişi size iletmesi yeterli. Siz de VFS Global Vize Başvuru Merkezi'nde başvuruyu gerçekleştirirken sadece o referans numarasını belirtmeniz yeterli oluyor. Daha sonra konsolosluk vizenizi değerlendirirken online olarak o davetiyi sistem üzerinden görebiliyor. Şöyle bir durum var burada. Bu online davetiye zorunlu değil. Kişi kendi maddi imkanlarını, maaş evraklarını ve sizi davet eden bir dilekçe yazıp gönderebilir. Fakat bunu çok önermiyorum. Böyle olunca evrakların kontrol edilebilirliği azalıyor. Konsolosluk açısından sizin evraklarınızı ne kadar
kontrol edilebilirliği varsa o kadar sizin için avantajlı. Hani o davetiyelerin geçerliliği, sorgulaması bu da konsolosluğu uğraştıracak bir şey olduğu için çok önermiyorum. Bazen VFS Global'dekiler de artık herkes online davetiye hazırladığı için bu evrakları kabul etmek istemeyebiliyorlar veya sorun çıkarabiliyorlar. O yüzden size önerim en güzeli online davetiye oluşturmanızdır. Yedinci sorumuz, Avusturya vizesi için sponsor gerekli mi? Burası önemli bir konu. Eğer sizin geliriniz yoksa, bu gelirden kastım düzenli bir geliriniz. Ne olabilir? Sigortalı çalışıyorsunuz, maaşınız vardır. İş yeriniz vardır, düzenli para girişiniz vardır, vergi ödüyorsunuz. Veya emeklisinizdir, emekli maaşınız vardır. Çiftçi olabilirsiniz, hayvandan, tarımdan geliriniz vardır, onları gösterebilirsiniz. Ama sizin bu tarz bir geliriniz yoksa, kimlerin yok? Çalışmayan kişilerin, öğrenci olan kişilerin, ev hanımı olan kişilerin, bunların gelirleri yok olduğu için kendilerini sponsor göstermeleri gerekiyor. Bu sponsorda eş, anne, baba birinci derece yakınlar oluyor. Bu sponsorların düzenli gelirleri olması lazım ki size sponsor olabilsinler. Yani Avusturya vize verirken sizin geri döneceğinize ikna olmak istiyor. Buradaki en büyük ikna da Türkiye'de düzenli bir gelirinizin olması. Geçenlerde başımıza gelen bir öğrenci kendi hesabındaki parayla başvuru yapıyor. Haliyle vizesi red oluyor. Çünkü düzenli bir geliri yok. Siz öğrencisiniz. Hesabınızda yani 25 bin, 30 bin TL de olabilir. Seyahatinizde harcayacağınız miktarın çok daha fazlası da olabilir. Ama sizin düzenli geliriniz olmadığı için o şekilde bir başvurudan kabul almanız çok mümkün değil. O yüzden sponsor gelir olmayan kişiler için gerekli bir durum. 8. sorumuz, Avusturya vizesi sağlık sigortası. Bu vize başvurularında genel olarak istenen bir evrak bütün Schengen ülkelerinde. Gideceğiniz tarihler arasında geçerli olan ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan bir seyahat sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. Bu tarihler gideceğiniz süreleri kapsamalı, fazlası da olabilir ama eksiği olamaz. Bunu herhangi bir sigorta firmasından gidip yaptırabilirsiniz. Etrafınızda bulunan tüm sigorta firmalarına gidip fiyatları sorup hangi firmadan olduğunun önemi yok. O yüzden fiyatları sorup uygun olandan yaptırabilirsiniz. Çok zor bir evrak değil. 9. soru, yeşil pasaportlar için Avusturya vizesi gerekli mi? Yeşil pasaportlular Schengen Anlaşması gereği tüm Avrupa Birliği üye ülkelerine 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyorlar. Avusturya da bunlardan biri. Yani yeşil pasaportlar vize almadan Avusturya'ya seyahat edebilir. Fakat bu Avusturya'nın sizi kesin kabul edeceği manasına gelmez. Havaalanında size sorular sorabilir. Türkiye'de ne iş yaptınız? Gelirinizin ne olduğu? Ne zaman geri döneceğiniz? Eğer örneğin bir geri dönüş biletiniz yoksa Avusturya'da sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden yeşil pasaportlar vizesiz gidebiliyor ama mutlaka geri dönüş biletinizin olmasını tavsiye ederim. Özellikle ilk defa seyahat edecek kişilerde. 10. soru, Avusturya vizesi için danışmanlık almak zorunda mıyım? Tüm ülkelerin vize başvuruları için danışmanlık almak zorunda değilsiniz. Eğer gerekli evrakları temin edebiliyor ve konuya genel olarak hakimseniz, daha önce birkaç vize başvurusunda bulunduysanız danışmanlık almak zorunda değilsiniz. Hani bulunmadıysanız da almak zorunda değilsiniz. Fakat konuya hakim değilseniz eksik evraklarda bulunduğunuzda vizeniz red olabiliyor. Veya sizin yanlış yaptığınız işlemlerden dolayı vizeniz red olabiliyor. Daha önce bir vize başvurusunda bulunmadıysanız, bir onay almadıysanız, bir tecrübeniz yoksa danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Çünkü yanlış yaptığınızda vize başvuru ücreti yanıyor, VFS Global'e verdiğiniz ücret yanıyor, hani red aldığınızda. Sonrasında mesela örneğin Avusturya'da ek evrak durumu var ve vize başvuru merkezine tekrar gitmek zorundasınız. Vize başvuru merkezine 3-4 saat uzaklıkta oturup sadece başvuru için gidip geri dönen kişi tekrar o vize başvuru merkezine gidip evrak alıp diğer evrakları teslim etmek durumunda kalıyor ve ekstra masraflara yol açıyor. Dediğim gibi danışmanlık almak zorunlu değil. Tüm işlemleri kendiniz halledebilirsiniz. Ama fakat bir tecrübeniz yoksa bu konuda yanlış yapabileceğinizi düşünüyorsanız danışmanlık almanızı da öneririm. 10 soruyu cevapladık. Umarım faydalı olmuştur. Bu soruları internet üzerinden en çok aratılanlar şeklinde buldum. Bunun dışında aklınıza takılan sorular varsa yorumlara yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız beni sevindirirsiniz. Çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.